Thank hey. you. Merhaba arkadaşlar Kardeş Örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kanalımı takip ediyorsanız hırkamın yapımını bir önceki videomda paylaşmıştım. Bugün ise hırkamıza takım olarak yeni doğan bebek yeleği yapacağız. Hatta bir yumaktan bir yelek şeklinde de düşünebilirsiniz. Yeni doğan bebeklerimiz için 0-3 ya da 0-6 ay aralarında hemen doğdukları doğduklarından itibaren kullanabilecekleri minik bir yelek yapacağız. E, hırkamız 71 ilmekti. Yine yeleğimiz de aynı sayılarda olacak. Belki e, yani boyunu bir miktar yelekten e, hırkadan kısa yapabiliriz ya da aynı boyutlarda da yapmamız mümkün. E, daha önce dediğim gibi kanalımda e, bunun videosunu bu mavi hırkayla yapmıştım. Henüz düğmelerini dikmedim. E şimdi mavi olarak yine bu hırkama takım olarak bir de yeleğini yapacağım. İnşallah fırsatım olursa patik de yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Üçlü bir takım olarak Sizlerde rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet 71 ilmek şişimize atarak yeleğimize başlıyoruz. Şöyle ipimi de göstereyim arkadaşlar. Yine kartopu baby One 580 renk kodu açık bir bebe mavisi bazen e, videolarda ve fotoğraflarda renkler farklı durabiliyor oldukça açık oldukça açık bir e, mavi tonu. Şimdi 71 ilmek şişime attım İlk sıramı yani örgümün bakın ters sırası bu sırayı ters örerek e, başlıyorum e, yakamız lastik ama ilk sırada lastik olarak başlamıyoruz yakalarımızın daha düzgün durması için bir sıramızı ters olarak şöyle bir kaç ilmek başlayıp ters olarak devam edeceğim. Tüm başlangıçlardan hani direkt model bile başlasanız dahi ilmek attığımız sıranın zaten burası arka sırası ters olarak yaparsanız uçları çok daha düzgün olur. Şimdi ben bu sırayı ters örüp geliyorum. Evet. Bir sıra tersimizi ördük. Başlangıç sıramızdan sonra bu sırada bir ters bir düz lastiğe çeviriyoruz arkadaşlar tüm ilmeklerimizi şöyle yakamızda da görebilirsiniz normal yakalarda haroşa yapıyorduk bu modelde bir ters bir düz tüm ilmeklerimiz bu şekilde 4 sıra lastik olarak öreceğiz şöyle altına başlamıştık bir arkadan da bir sıra ördük iki toplamda 6 sıra olacak 4 sıra da lastik örüyoruz şimdi bir sıramı gideceğim arka sıra iki e, tekrar iki sıra daha örüp 4 sıra lastiğe tamamlayacağım henüz iliğimizi haroşaya geçene kadar açmıyoruz haroşaya geçtikten sonra ilk iliğimizi açacağız yaka düşürme yaparak robamızı e, bitireceğiz hırkamda yaka düşürme yapmamıştım arkadaşlar yeleklerde çok daha uygun oluyor ama hırkalarda Yakanın çok açılmasını istemiyoruz. O yüzden yaka kapalı olduğu zaman hırkalarda kullanışlı ama yeleklerde mutlaka özellikle yeni doğanlarda mutlaka yaka düşürme tekniği yaparak robamızı tamamlayacağız. Şimdi lastik örgü olduğu için ben yine burayı ilerleteceğim arkadaşlar. 4 sıra kadar bir ters bir düz örüyoruz. Sonra iki sıra haroşa yapacağız. Haroşamızın ilk sırasını yaptıktan sonra iliğimizi açacağız. Ben şimdi dört sıra bir ters bir düz örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar dört diş pardon dört sıra lastiğimi ördüm. Toplamda altı sıra oldu. Yani başlangıç sıralarımızla birlikte toplamda altı sıra oldu. Şimdi iki diş haroşa öreceğiz. Yine orayı da geçmek istemedim. Şimdi haroşayı buradan örerek gidiyoruz arka sırasında ilk iliğimizi açacağız yaka düşürme yaptığım için hırkalarımda 13 sırada bir açmıştım oralarda yaka düşürme yapmamıştım yeleğimde yaka düşürme yapacağım için 12 sırada bir açtığımda yeni doğan için yeterli gelmiş olacak ilik aralarım eğer yaka düşürmeden yapmak istiyorsanız yani hırka gibi ben yaka düşürme yapmak istemiyorum dersiniz o zaman da yine 13 sırada açarsanız bu şekilde tam denk gelir ilikleriniz ben 12 sırada açacağım çünkü birkaç sıra yaka düşürdüğüm için 12 sırada açtığımda yeterli gelecek şimdi sıramı tamamlayıp arka sırada iliğimi açacağım ve iki sıraya tamamlayana kadar örmeye devam edeceğim. Yine elastik kullanmak istemezseniz normal yakalarda yaptığınız gibi 3 diş ya da 4 diş haroşayı yaptıktan sonra da yeleğimize başlayabilirsiniz. Ama e, diğer e, hırka ya da yelek çalışmalarınıza tercih edebilirsiniz. Gerçekten farklı bir hava katıyor. Evet ilk sıra haroşamızı tamamlıyoruz. Ben haroşamı ters olarak örüyorum. Eğer örgüye yeni başladıysanız haroşayı ters örmeniz tavsiyemdir arkadaşlar çok daha kolaylık oluyor yani ön sıralarda modeli görerek örüp arka sıra tamamen ters örmek çok daha kolay eğer hani haroşayı düz örmeye yatkınlığınız yoksa mutlaka ters örerek elinizi alıştırın şimdi bir diş haroşamı ördüm henüz yani arka sırasını tamamlamadım bu sırada iliğimi açacağım kenar ilmeği ile birlikte 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra bir dola bir kez şeklinde ilk iliğimi açtım ve haroşamı örmeye devam ediyorum. Toplamda iki diş haroşa olana kadar örelim. Evet arkadaşlar iki diş haroşamı yaptım henüz tamamlamadım bakın şöyle arka sırasında bıraktım yaka düşürme tekniği yapacağım için şimdi dilerseniz ayrımlarını vereyim 71 ilmek başlamıştık 14 14 ilmek önlerde var 21 ilmek arka 9 ilmek kollar ve birer ilmek de beden aralarında var şimdi 14 ilmek burada bıraktım arkadaşlar şöyle örgümüzün tersine geri gelecek olursak e, yaka düşürme tekniği yapacağımızı söylemiştim 14 ilmek var Öncelikle 2 ilmeği ilave edip 12 ilmek kaldı geri dönüyorum bir ilmeği örmeden aldım bir tane düz aldım. Şu anda öndeki 14 ilmeğimi örmüş gibi oldum. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. 9 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 21 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21. Tekrar bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 9 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Düz örnek yani ilmeklerim düz olduğu için artırma yerine kadar hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Ama dinleyerek bile yapabilirsiniz. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane doladım. 2 ilmek düz ördüm. Şimdi burada bakın. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Burada da 12 ilmek örüp dönmüştük. Burada 12 ilmek bıraktık. Geri döndük. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıram tamamen ters örgü. Ee, arkadaşlar verdiğim e, sayılar ve ölçüler... Ee, hep söylüyorum benim kullandığım ip ve şiş numarasına göre yine kartopu one kullanıyorsunuzdur 3.5 numara şişle örersiniz bir yumaktan bir yelek çıkmayabilir hatta daha büyük bir yelek çıkar ipinizde yetmeyebilir çünkü em ve boy atacaktır şiş numarasını kalın tuttuğunuzda yine daha ince bir ip kullanıyorsunuzdur çok daha küçük bir yelek elde edersiniz yine e, biraz daha kalın bir ip kullanıyorsunuzdur yine yeleğiniz daha büyük olur bir ipten çıkmayabilir ben hep söylüyorum hani verdiğim sayılar ve ölçüler benim kullandığım ipe göre daha önce bir yumak bir yelek videosu paylaşmıştım altına işte yaptım çok büyük oldu yok yetmedi yok yalan söylüyorsunuz gibi bir sürü yorum gelmişti yine o videomu da defalarca söylememe rağmen orada iki farklı renkte yapmıştım yani aynı marka olmasına rağmen birinden çok az bir ip attı birine yetmemişti. Yani aynı metre aynı kalınlıkta ip aynı şiş numarası ama renkten e, kaynaklı mesela hani bir tanesine haroşasına birkaç sırasına ip yetmemişti. O yüzden yapacağınız ipin şişin kalınlığına elinizin durumuna göre elde edeceğimiz büyüklük her zaman değişir. Şimdi geldik bakın 12 ilmek bırakıp dönmüştük. 12 ilmeğimizi 2 ilmek daha ilave ediyoruz. Toplamda 10 ilmeğimiz kaldı. 7 ilmek kalana kadar bu şekilde dönerek örmeye devam edeceğiz. Yakamızı düşürüyoruz. Döndük yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ayrım yerlerimiz artık belli oldu arkadaşlar. Bakın şurada birer tane ilmeğimiz var. Bunların yine sağından ve solundan artırarak Örmeye devam edeceğiz. Artık saymamıza gerek yok. Bakın o bir ilmeğin hemen başından ve sonundan bir tane artırdım. İlmek yerlerini ayarladıktan sonra robamız artık çok daha kolay ilerler arkadaşlar. Önemli olan hani e, haroşasını ördükten sonra ilmek ayrımlarını yapıp yaptıktan sonra çok daha kolaydır robayı örmek. Bakın artırarak bir ilmeğin sağından ve solundan devam ediyorum. Örnek ya da anlatımı gerektiren bir şey olmadığı için düz olan bölümleri hızlıca örerek geçiyorum. Küçük bir yelek olduğu için çok zevkli yani hani çok evde işi olmayan bir bayansanız anneanne ya da babaanneyseniz Hani oturup örgü örme fırsatınız varsa bir günde bile bitirebilirsiniz yani öğleye kadar robası biter akşamda alt bedeni bitirerek gerçekten bir günde de bir yelek örebilirsiniz benim öyle bir vaktim olmuyor yani bir günde bir yelek bitirmek gibi ama hani oturuyorsanız eğer çok fazla evde işiniz yoksa gerçekten hani minik olduğu için bir günde örüp kenara koyabilirsiniz. Evet bir ilmeğin sağından ve solundan artırdım. Bakın döndüğümüz yerler belli oluyor arkadaşlar. Her sırada 2 ilmek daha ilave ediyoruz. Son olarak 10 e, ilmeğimiz kaldı. Bir sonraki sırada iki son olarak bir ilmek ilave edeceğiz. ilmeğimizin durumuna göre. Şimdi arka sıramız yine ters örgü. Haroşamız yok, örgü örneğimiz yok. Arka sıramızı tamamen ters örüyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın döndüğümüz yer belli. Buraya kadar ters örmeye devam edelim. Evet, örmeye devam ettim ben ters olarak. döndüğüm ilmeğe kadar geldim 10 ilmeğim var 2 ilmek daha ilave ediyorum arkadaşlar 8 ilmek kalıyor bir sonraki sırada bir ilmek olarak dönüş yapacağız ve e, ee, yaka düşürme tekniğimiz bitmiş olacak ve haroşa başına kadar sıra başına ve sonuna kadar örmeye devam edeceğiz yine bakın bir ilmeğe geldim artırdım bir tane düz ördüm artırdım devam ediyorum çok kolay robalardan bir tanesi hani bu robayı kullanarak bu sayıları altına farklı modeller yaparak farklı yelekler elde edebilirsiniz arkadaşlar genelde sadece alt model anlatımı yaptıysam eğer mutlaka söylüyorum hani iki yaşa şu kadar bir yaşa şu kadar yapabilirsiniz diye bu yeni doğan robasını yaparsanız altına da farklı modeller çalışırsanız bir sürü model elde etmiş olursunuz bazen sadece roba paylaşımı yapıyorum robanın altına daha önce farklı modeller çalışmış oluyorum robamı yaptım elimde kaldı sökeceğim ee, neden altına anlatmadınız diye bazen öyle de acımasız yorumlar gelebiliyor Ya yani ben şimdi bu robayı anlatmış oluyorum altına yarın farklı bir model yaptığımda hani robanın anlatımına gerek duymuyorum alt modeli anlatıyorum hani robayı ördüyseniz eğer neden e, ziyan olsun altına hiç yapamazsanız düz örgü örerek tamamlayabilirsiniz arkadaşlar ben genelde hani aynı modelin altına sürekli aynı şeyler yapmayı sevmiyorum. Bu modeli farklı robalarda deniyorum ya da e, aynı robayı kullanıp altına farklı modeller çalışarak farklı farklı modeller yapıyorum. Onu da hepsinin videosunu çekmem benim için mümkün değil. Hani yeni bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bazen hani tek model yani tek roba paylaştığım videoların altına o şekilde yorumlar geliyor. Hatta söktüm işte altına vermemişsiniz robam elimde kaldı diye. Aslında dediğim gibi düz örgü dahi örerek değerlendirebilirsiniz. Daha her, her model kullanılabilir arkadaşlar. Hani bu robanın altına bu model olacak diye bir kaide yok. Gerçekten insanları memnun etmek çok zor. Şimdi arttırarak geldik yine. 2 ilmek yine ilave ediyorum. Artık bundan sonra son dönüşümüzü yapacağız arkadaşlar. Ben de biraz robamı örmeye devam edeceğim. Şurada birer kez daha döneceğiz. Şimdi arka sırayı tamamen ters örelim. Yine ben sıramı ters örmeye devam ettim. Hızlandırmak adına. Evet arkadaşlar son olarak bir ilmek ördüm. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğim kaldı ve döndüm. Yine ilk baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı yerlerden Artırmaya devam ederek örüyoruz robamızı. Yine kolay robalardan bir tanesi. Hani model yok, kaydırma yok. Bakın buraya geldim, bir tane doladım, bir tane düz ördüm, bir tane doladım. Örmeye devam ediyorum. Bakın yakamızdaki oyuntu da ortaya çıktı arkadaşlar. Yakayı düşürdük. Ben genelde bütün yeleklerimde tercih ediyorum. Aslında hatta yaka düşürme tekniğini e, videolarını ilk çekenlerden çekenler derim. Öyle söyleyeyim. Daha önce e, yaka düşürme e, yapan arkadaşlar olmuştu. Videosunu ben de aramıştım. Yani örgüye ilk başladığım zamanlarda öyle bir video yoktu. Farklı e, yerlerde kullanılıyor hani yaka düşürme olarak çok rastlamamıştım. Sonra yaptıktan ve paylaştıktan sonra hem bir sürü videosu çekildi hem de daha çok kullanılır hale geldi ama bebek yeleklerinde gerçekten kullanışlı kalıyor şöyle hani çocuğun yakasına ve boğazına Hani örgünün tarih etmemesi için yakayı düşürdüğümüzde yakalar şu şekilde oluyor arkadaşlar hırkalarda gerekmiyor Hani ya kapalı olması gerekiyor ama yeleklerde uygularsak Aslında eski örgü uyguluyordu zaten son zamanlarda çok tercih edilmeyen bir teknikti yine tercih edilir hale geldi Yine artırma yerine geldik. Bir dola, bir düz, bir dola şeklinde artırdık. Son olarak burada bir dönüş yapacağım. Ve ben robamı örmeye devam edeceğim. doladım. Düz ördüm. Bir kez daha doladım. Son olarak burada da bir ilmek ilave ettim. 2 4 6 7 pena, kenar patım kaldı şimdi arka sırayı dönüp örüyorum artık sıra başına kadar yani buraya kadar örmeye normal örmeye devam edeceğim şimdi toplamda 1 2 3 4 ajurumuz oldu arkadaşlar 8 ajur olana kadar bu şekilde artırmaya devam ediyoruz 8 ajurdan sonra 9 ve 10. sıralarda haroşamızı koyacağız yine orayı da göstereceğim ben robamı örmeye devam ediyorum Evet, ben robamı örmeye devam ettim. Dediğim gibi şöyle birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane ajur yani 8 sıra artırma olana kadar örmeye devam ettim. Yaka düşürme yaptığımız için şurada bakarsak 4 e, haroşa arkadaşlar ama 4 sıra yaka düşürmüştük. 8 sıra olduktan sonra e, şöyle hırkamı da alayım. E, haroşamıza geçiyoruz. Şöyle bir birkaç adet gösterdikten sonra yine ben örgümü ilerleteceğim. Çünkü aynı devam edecek. Bakın hiçbir değişiklik yok. Sadece bir ilmeğimiz düz olacak. Artırdığımız ilmeğimiz diğer ilmeklerimiz haroşa örgü olacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Eğer robamızı büyük bir roba yapıyorsanız eğer yani şurası toplamda bizim 18 artırmamız olacak 20 artırma yapıyorsanız eğer 9 ördükten sonra yine 2 tane yaparsınız 9 daha örüp robamızı tamamlarsınız biz 8'er yapıyoruz 18 artırmamız var toplamda şimdi tüm ilmeklerimi haroşa örgüye çeviriyorum artırmaya yine devam edeceğiz artırdığımız orada devam eden bir ilmeğimiz yine düz olacak. Şöyle birkaç tane göstereceğim. Evet bir tane doladık. Yine bir tane düz ördük. Bakın artırdığımız ilmeğe kadar haroşa bir tane artır bir tane düz ör. Tekrar artırıyorum. Diğer ilmeklerim haroşa örgü. Bu şekilde iki sıra yani iki diş haroşa olana kadar bu şekilde öreceğiz. Sonra tekrar normal artırmamıza devam edeceğiz. 9 sıra daha. Yani bu iki sıradan hariç pardon 8 yani şurada 8 artırma yapmıştık haroşaya geçmiştik tekrar şurayı dahil etmezsek 8 tane daha örmeye devam edeceğiz sonra tekrar kol haroşasına geçeceğiz hırkamda 2 diş haroşa yapmıştım e, bu yelek olacağı için 3 diş haroşa yapıp kol beden ayrımına geçeceğiz şöyle bir tane daha göstereceğim bakın bir ilmeğime kadar tüm ilmeklerimi haroşa ördüm bir tane doladım şöyle doladığım ilmeğin bir tane düz ördüm yine doladım diğer ilmeklerim haroşa örgü ben şimdi tekrar özetleyeyim bir sıra ördüm ikinci sıramı ördükten sonra toplamda 10 oluyor onun üzerine 8 sıra daha yani şöyle şuradan sonra 8 sıra daha örmeye devam edeceğim tekrar kol haroşasını koyacağız. Yine kol haroşasında bir sıra daha artırma yapacağız arkadaşlar. Yani haroşaya geçtikten sonra bir sıra daha yapalım ki bedende çok fazla ara artırması yapmamıza gerek kalmasın. Ben şimdi haroşaya geçene kadar örmeye devam edeceğim. Haroşayı yine birlikte geçeceğiz. Evet arkadaşlar robamızı tamamladık sayılır. Şurayı yani buradaki haroşayı yaptıktan sonra tekrar 8 ajur daha artırma yaptım. Toplamda sayarsak yani şurada karıştırabilirsiniz, şurada kaymalar olabilir. Toplam saydığınızda 18 tane ajur olunca tekrar haroşa bölümüne geçiyoruz. Normalde kol haroşalarında yani kol ve beden haroşalarında artırma yapmayız ama böyle ara artırması gereken modellerde birkaç ilmek daha artsın diye ilk sırasında bazen artırma yapabiliyoruz. Yine şöyle bir sırada artırmaya devam edeceğim. Diğer ilmeklerimi haroşa örgü öreceğim. iki sırayı artırmadan devam edeceğim. Şöyle yine bir kez göstereceğim. Böyle haroşamı da örmeye devam edeceğim. Son olarak modelimize geçip yeleğimizi tamamlayacağız robomuzu bitirip zaten şöyle bir ya da iki örnek yaptıktan sonra yeleğimiz bitmiş sayılır arkadaşlar. Artık hani ilk aralıklarıyla boyunu ayarladıktan sonra iliklerimizi açarak dümdüz örerek yeleğimizi tamamlıyoruz. Önemli olan yaka ayrımları, kol beden ayrımları ve bedendeki modeli kurmak sonrası çok daha kolay. Şimdi dediğim gibi burada aslında hani beden haroşasındayız artık. Bir tane doladım. Burayı artık ters örüyorum. Artık haroşa bölümüne geçtik ama bir sıra daha bu şekilde artıracağız. Diğer iki sıra haroşamızı artırmadan dümdüz geçerek öreceğiz. Yine bu, e, bu tür robo'larda Özellikle yine çok sorulan sorulardan bir tanesi robamız bittiğinde toplamda kaç ilmeğimiz var kaç kaç ayrım yapıyoruz diye. Özellikle sayı saymıyoruz arkadaşlar. Zaten şöyle bakın hani kolun yeri belli toplam sayıdan bölmeye çalışırsanız zaten kaymalar olacaktır. Burada belli oradaki bir ilmeğimiz oluyor ya da iki ilmeğimiz oluyor. Bunları kola ve bedene eşit şekilde dağıtarak ayrımlarımızı yapıyoruz. Zaten bu tür robalarda yakadan ayrım yaptığımız için. Raba bitiminde ekstra ilmek saymamızı hani model için sayabiliriz. Model kurulumu için ama ayrım için sayı sayıp ayırmamıza gerek yok. Şu, ya bakın bu şekilde tekrar şu kolda da bir artırma daha yapacağım. Ben 3 sıraya tamamlayacağım. Sonra kol altı kesimi ve artırmalarımızla yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. İliğimizi yine 12 sırada bir açmayı unutmayalım arkadaşlar. İkinci iliğimi açtım ben şurada bakın. 12 sırada bir. Siz de unutmadan belirli aralıklarla yani aynı aralıklarla açarsanız çok daha düzgün olur. Kaçırmamaya dikkat edelim. Şuradaki artırmalarda öndeki ilmeğimiz düz devam ediyordu arkadaşlar. Artık haroşa bölümüne geçtiğimiz için burada haroşa yapıyoruz. Yani ters olarak ördüm ben yine artırmamı haroşa şeklinde artırdım. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. İki sırada haroşa örüp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar robamız da tamamlandı. Bir sıra artırma yapmıştık. Devamında iki sırayı hiç artırma yapmadan haroşa örgü olarak ördük. E şimdi ayrımlarımı ben işaretledim. Şöyle göstereyim. Şurada arada bir ilmeğimiz var. Bu iki ilmek olsaydı bir tane bedene, bir tane kola verecektik. Ben buradaki ilmekleri bedene vermeyi tercih ettim. E, kola da verebilirsiniz arkadaşlar. Çok bir şey fark etmez. Şöyle göstereyim. Bedende kullanmayı tercih ettim. Bakın bir ilmeğim arkada. Bu şekilde ayrımlarımı yaptım. Şimdi e koldaki ilmeklerimizi keseceğiz. E kalan ilmeklerimizin üzerine ilave ederek beden ilmeğimiz için gerekli artırmayı yapacağız toplamda bedenimiz 145 ilmek arkadaşlar şöyle göstereyim modelimiz 10 ve katlarından oluşuyor hani hırkayı daha önce yaptıysanız zaten örneğe hakimsinizdir yine ben iki sırada anlatmaya çalışacağım 10 ve katları artı bir ilmek şeklinde ayarlıyoruz 13 örnek vardı toplamda 130 131 14 ilmekte Patlarımız var toplamda 145 ilmek oldu. Normalde e, yeleğimizi bir miktar küçük yapabiliriz arkadaşlar ama böyle 10 ve katları gibi yani ilmek sayısı büyük olan modellerde 10 ilmek eksittiğimizde çok fazla oluyor o yüzden e, aynı şekilde yapmayı tercih ediyorum. Mesela bir e, fare dişi modeli yapıyorsanız fare dişi modeli zaten 2 ilmekten oluşan bir model istediğiniz kadar eksiltip artırma yapabilirsiniz yani 5 ilmek kadar eksiltirsiniz yeleğiniz için biraz daha küçük bir bedene sahip olmuş olur ama ben şimdi 10 ilmek eksilttiğimde çok fazla olacak bedenin de dar olmasını istemediğim için aynı şekilde yapıyorum eğer dediğim gibi 2 ilmekten 3 ilmekten ya da 5 ilmekten oluşan bir model ise 5 ilmek eksiltip bir örnek eksik yapabilirsiniz bu modelde ben o, yani o riski almayacağım bedenimin dar olmasını istemiyorum Demiyorum. E, büyüklerimizin dediği gibi hani büyükten zarar gelmez diyerek 40 kaba yeleği e, aynı ebatlarda yapacağım. Dilerseniz hani 130, 135 ilmek de yapabilirsiniz 10 ilmek eksilterek ama ben yine 145 ilmek olarak e, modelimi kuracağım. Şimdi ayrımlarımı yaptım. E, burada kesme işlemlerimi, e, kol kesme işlemlerimi yapacağım. Dilerseniz birlikte ilk kolun kesimini yapalım gerekli miktarda da 5 ilmek kol altına pardon 6 altı ilmek kol altında artıracağım. Diğer ilmekleri bedende ara e, artırması olarak tamamlayacağım. 145 ilmeğe. Haroşamın arka sırasındayım. Dilediğiniz sırada bir sonraki sırada da kesme işlemini yapabilirsiniz ya da bu şekilde keserek kol ve beden ayrımını yaparsınız. Kolu kestikten sonra bedendeki tüm ilmeklerimizi sayacağız. 129 ilmekte öyle hatırlıyorum. Beşer ilmek kol altından artırdığımızda 139 ilmek olacak. 6 ilmeğe de ara artırması yapacağız. Şimdi birlikte yapacağımız için zaten sizin için zor olmayacak. İşaretlediğim yere kadar haroşa örgü olarak geldim. Burada kol kesimini yapacağız. Bir sonraki sırada modelimize geçmeden bir sıra düzümüz var. Orada kol altı artırmasını da yaparak devam edeceğiz. Şimdi ben kollarımı bu şekilde kesiyorum arkadaşlar bakın ayrım yerlerim zaten belli buraya kadar kesmeye devam edeceğim arkamı tekrar öreceğim kol kısmına geldiğimde buradaki ilmeklerimi keserek bu sıramı tamamlayacağım Evet kol kesimimizi de tamamladık. Şimdi dilerseniz şişte kalan ilmeğimizi kontrol amaçlı bir kez daha sayalım. Bazen 1 iki ilmek değişiklik gösterebiliyor. Hani kaydırma yapıyoruz artırmayı unuttuğumuz yerler olmuş olabilir. Onun için sayarak gerekli artırmayı yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 ilmek. Devamında 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95 96 97 98 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 dediğim gibi 129 ilmeğimiz var arkadaşlar şimdi beşer ilmek dediğim gibi kol altından ikişer ilmekte beden bedende gizli artırma yaparak toplamda 145 ilmeğe ulaşacağız Şimdi modelimizin zaten ilk sırası düz. Bu düz sırayı yaparken hem kol altının az artırmasını yapacağız. Hem de bedendeki ara artırmalarımızı yapacağız. Sayısı önemli değil. Şimdi belli aralıklarla iki artırma öncelikle önde yapacağız. 2 4 2 4 6 7 Şimdi düz ilmeklerimize geçiyoruz. Şöyle ilk olarak. bir artırma yaptım. Artık ikinci artırmamı da yapabilirim. Hani saymamıza gerek yok. Dilediğiniz gibi yani şöyle ortalayarak üst üste yapmamaya dikkat edelim. Şöyle dibindeki ilmeği taktım ve düz olarak ördürdüm. 2 artırma yaptım. Şu anda 20, 129'du. 131 ilmeğimiz oldu. 5 tane daha artıracağız. 136. Kol altında artırdığımızda şimdi kol altına geldik. 1 2 3 4 5 5 ilmeği artırdım. Burada geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Şuradaki, yani şuradaki ilmek uzamasın diye bakın. Şurada ilk kestiğim ilmeği öncelikle şişime alacağım. Bu bir artırma değil arkadaşlar. Şöyle üçünü birlikte örüyorum. Yani ne eksiliyor ne de artıyor. Taktığım ilmeği ördüm. Şöyle katı açıldı ipimin. Evet, bir ilmek daha örüyorum. Gövdeden geri dönüyorum. Bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Eğer yapmaz geri dönüşte bir sıra daha yaparsanız kol altında örnek başlamamız gerekiyor. Böyle ajurlar da kol altına denk geldiğinde yedekte de kol altında delikler meydana geliyor. Bu da güzel durmuyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde yaparsanız kol altını böyle bir işlemde 2-3 sıra kadar örmüş oluyorsunuz. Şimdi göreceksiniz yaptığımızda artırdığım ilmekleri geri döndüm örüyorum 5 ilmeğimi kol altında nasıl artırıyorsanız siz o teknikle artırabilirsiniz ben bu şekilde artırıyorum artırdığım 5 ilmeğimi ördüm yine şöyle dönmeden 2 ilmek kadar bedenden ördük tekrar geri döndüm bakın kol altımız 2 sıra örülmüş oldu şimdi örmeye devam ediyorum artık artırdığım yeri ördüm burada örneğime bir zemin hazırladım bir sırada arka sırada örmüş olacağız ajur geldiğinde buralara delikler oluşmayacak arkadaşlar şimdi toplamda 7 ilmeğimizi artırdık yani 5 tane kol altında 2 tane önde artırdık. Şimdi arka sırada da 2 ilmek artıracağım. Şöyle ilk ilmeğimi artırabilirim. Şöyle bir ara artırması. Gizli artırma da yapabilirsiniz düz örmeye devam ediyorum. Bu sırayı da yaptıktan sonra yeleğimiz artık çok daha kolay arkadaşlar. Videomda söylemiştim. Hani ayrımları yapıp modelde kurduysak eğer rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten boyunu kendiniz ayarlayacaksınızdır. Ben verdiğim, yaptığım ölçüleri ve sayıları veriyorum ama sizin gözünüze büyük gelir, daha küçültürsünüz ya da kısa gelir. Boyuna bir iki örnek daha ekleyeyim dersiniz. O sizin tercihinize kalmış artık sayılar çok daha önemli yani ayrımlar, yaka sayıları. Örnek kurulumu. Dilerseniz altına yine robayı bu şekilde yaparsınız. Ee, yeni doğan olarak hazırlarsınız. Ee, yani sayılarından dolayı altına farklı farklı modellerde uygulayabilirsiniz. Bu arada ikinci ara artırmamı da yaptım. 9 ilmeğimiz oldu. Toplamda 16 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Yine kol altı artırmasına geldim. Aynı şekilde arkadaşlar burayı da 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi artırdım. Yine geçişte bakın şurada ilk kestiğim ilmekler Şöyle görebilirsiniz. Şöyle kestiğim ilmek görüntüsü var. İlk kestiğim ilmeğin 2 görüntüsü yani iki ilmek değil burada bir ilmek var. Şöyle iki katını takıyoruz. Kol altı daha düzgün, daha sağlam dursun diye üçünü birlikte örüyoruz. Eğer burada tek ilmekle karşıya geçiş yaparsanız ilmekleriniz uzar arkadaşlar. Bu da gerçekten çok kötü görünüyor yeleklerde. Kullanışsız da oluyor. Şimdi geri döndüm. Tekrar aynı diğer kolda yaptığım gibi 5 ilmeğimi örüyorum. Yine geri döneceğim ve ön örmeye devam edeceğim. 2 ilmek orada da artırmasını yapacağız son olarak. Bu sıralar çok sinir bozucudur arkadaşlar. İpimi katı açılıyor. Almakta zorlanıyorum. 2 3 4 ve son artırdığım ilmeğimi örüyorum. Yine şuradaki ilmek uzamasın diye 2 ilmek bedenden ördüm. Son olarak geri döndüm. Yine ilk ilmeği hani her zaman olduğu gibi yine örmeden aldım. Orada bir yükseklik oluşturmasın diye örmeye devam ediyorum. Yine önde 2 ilmek artıracağım. Şöyle geçtiğimiz yeri devam edelim. Şöyle öncelikle birkaç ilmek örelim. Önden hemen ilk ara artırmamı yapıyorum. Burayı arttırdıktan sonra yine kontrol amaçlı ilmeklerinizi sayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi modeli kurmak için 130 pardon 145 ilmeğe ihtiyacımız var. Ama hani daha küçük yapmak isterseniz 135 ilmek de yapabilirsiniz. 129 ilmeğin üzerine 6 ilmek daha ilave ederek yani üçer ilmek kol altından artırırsanız yeterli gelir. İpiniz biraz kalınsa yine 135 ilmek yeterli gelecektir. Dediğim gibi ben riske atmak istemedim arkadaşlar. 10 ilmek yani fazla gelebilir. Bu şekilde ayarlama yaptım. Şimdi arka sıramı tamamen haroşa ve ters örgü öreceğim. Sonraki sırada modelimizi kuracağız. Evet bir sıra düz ördük. Kol altındaki ve beden arasındaki artırmalarımızı tamamladık. Şimdi model kurulumuyla devam ediyoruz. 7 ilmek kenar patımı haroşa örgü olarak örüyorum. Şimdi modelimize geçelim arkadaşlar. 1 ilmek düz, 1 tane dola, 3 ilmek ters. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. 3 ilmek ters Bir örnek tamamlanmış oldu. Tekrar bir dola, bir düz, bir dola. 1 2 3 ilmek ters. Üçünü birlikte alıyoruz. 3 ilmek ters. Bakın 3 3 3 9 bir de arada ilmeğimiz var düz. Toplamda 10 ilmekten oluşuyor. 1 artırdım, 1 düz ördüm. Tekrar artırdım. 1 2 3 ilmek. Ters 3 ilmeği birlikte örüyoruz. 3 ilmek ters. Bakın burada kol altına ajurumuz geliyor. Eğer böyle birkaç sıra burada yapmasaydık e burada ilmeklerimiz ayrılacaktı. Büyük büyük delikler oluşacaktı. O yüzden mutlaka bu teknik kullanarak kol altında artırma yapmanızı tavsiye ederim. Tekrar bir doladım. 3 ilmek ters ördüm. Üçünü birlikte kesiyorum. 3 ilmek ters örüyorum. Modelimiz oldukça basit bir model. Yine yeni kanalım olan Kardeş Örgüler örgü modelleri e, abone olursanız sevinirim. Orada da anlatmıştım. Ajurlu dalgalar, mini ajurlu dalgalar şeklinde de bulabilirsiniz. Karnabahar modelini andırıyor ama karnabahar modeli değil, hatta çok daha kolay ve tercih edilebilir bir model. E, burada 3 ilmek var. 3 kez yaptığımız yeri 2 ilmek ters 3 kez şeklinde daha küçük yani 8'li e, olarak da ayarlayabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 3 3 tane tersimi ördüm. 3 tane birlikte örüyorum. 3 ilmek ters. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben şimdi biraz ilerletiyorum. Evet aynı şekilde örmeye devam ettim biraz ilerletmek adına. 1 2 3 ilmek ters üçünü birlikte aldım 3 ilmek ters tekrar bir dola bir düz bir dola tekrar bir iki üç ilmek ters üçünü birlikte aldım 1 2 3 Burada bir düz. Yani bir dolap, bir düz. Tekrar doladım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın tam denk geliyor arkadaşlar. 3'ünü öreceğiz. 3'ünü ters, yani 3'ünü keseceğiz. Bu şekilde ayarlı örnekler örmesi çok daha kolay. Ben de bunları size ayarlayıp sunmaya çalışıyorum arkadaşlar kendimde yeri geliyor çünkü çok fazla model çalıştığım için kendi videolarıma bakıp sayı ayarlamalarını o şekilde yapıyorum kendime de faydası oluyor sizlere olduğu gibi bitirdik 145 ilmeğe güzelce modelimizi yerleştirdik arkadaşlar şimdi arka sıramız yine birçok örgüde olduğu gibi tamamen ters örgü kenar patlarımız haroşa modelimizi kurduk şimdi ikinci sıramız e, tüm ilmeklerimiz düz örgü arkadaşlar yani ön sırada düz arka sırada ters öreceğiz kenar patlarımız yine haroşa örgü onlar hiç değişmiyor bakın artırdığımız kestiğimiz tüm ilmekler bir sıra düz bu da modellerde benim en çok sevdiğim modeller arkadaşlar yani işlem yapmadığımız sıralar hem örgümüzü ilerletmeyi sağlıyor hem de daha kolaylaştırıyor bizim için Böyle bir sıra tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Arka sıramız ters örgü. Bu şekilde düz örmeye devam edelim. Arka sıramızı ters örelim. Bir model daha birlikte kuralım ve ben yeleğimi örmeye devam edeyim. Evet, bir sıra örgümü ilerlettim ben. Bir sıra düz ördüm. Arka sıramı ters ördüm. Şimdi şöyle birkaç tane daha modelin kurulumunu son kez göstereceğim aslında hani kaydırma olmayan bir model tamamen aynı devam ediyor yine ilk sırada yaptığımız gibi kenar haroşamı ördüm bir ilmek düz bir tane dola bir iki üç ilmek ters tekrar bakın şurada kestiğim ilmekten ortaya geliyor üçünü birlikte aldım yine 3 ilmek ters bir tane kurulmuş oldu. Bakın yine düz ilmeğimiz aynı yere denk geliyor. Bir tane doladım, bir düz ördüm. Bir tane doladım. bir iki üç ilmek ördüm. Tekrar bakın yine kestiğim ilmek tam ortaya gelecek. Bu şekilde hani kaydırma yaptık mı, yanlışlık var mı diye de kontrol edebilirsiniz. Yine düz ilmeklerimiz 1 2 3. Bakın düz ilmeğimiz de yine aynı şekilde devam ediyor. Ve aynı şekilde biz de devam ederek modelimizi ilerletiyoruz. 3 ilmek ters ördüm. 3'ünü birlikte ördüm. Son olarak 1 2 3 ilmek düz. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra modelimizi kurarak örgümüzü ilerletiyoruz. 12 sırada bir ilik açarak toplamda 14 tane şöyle şu ajurlu göründüm Pardon haroşa gibi duran yani haroşa olan görünümden şunlardan 14 tane olduktan sonra 5 diş haroşamızı yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Ben şimdi örmeye devam edeceğim. Yeleğimin bitmiş son görüntüsüyle tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar yeni doğan bebek yeleğimiz de tamamlandı. 14 örnek ördükten sonra 5 diş haroşa yaptım ve yeleğimi bitirdim. Yine dediğim gibi şöyle 12 sırada bir ileğimi de açtım. Tam olarak denk geldi. Tam modelimizin bitiminden sonra haroşaya geçtiğimde son ileğimi de açtım ve e, ipim de tam olarak yeterli geldi arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi farklı e, ipler kullanıyorsanız eğer ee, hani garantisini veremem ipinizin yetebileceğini ben kendi kullandığım ip ve şiş numarasına göre verdiğim ölçülerde tam denk geldi. Hırkamızın yapımında yine link olarak altına eklerim eğer kanalımı takip etmiyorsanız ve daha önce görmediyseniz rahatlıkla hırkamızın videosuna da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda inşallah patik yapacağım küçük bir patik üçlü bir takım olarak yine kanalımı takip ederek yeni doğan bebek hırkası yeleği ve patiği takım olarak çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar sayıları ve tüm detayları ile yeni doğan bebek yeleği yani bir yumak bir yelek olarak anlatmaya çalıştım. Eğer anlamadığınız, eksik anlattığımı düşündüğünüz bir yeri olursa yorum bırakın. Yine en kısa sürede yardımcı olmaya çalışırım. Yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.